Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte bisküvili çikolata dilimleri hazırlıyoruz. Güzel bir bisküvili pasta olacak. Pastamızın ilk önce kremasını hazırlıyorum. İki farklı krema hazırlıyoruz. İlk önce sade olan kremasını yapıyoruz. Sade olan kreması için tencereye bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker koyuyorum. 5 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. Malzemeleri karıştırıyorum. Sütünü eklemeden önce kuru malzemeleri bir miktar karıştırıyorum ve yavaş yavaş sütünü ilave ediyorum. Süt miktarı olarak 4 su bardağı süt kullanıyorum. Bardak ölçüsü olarak tarifimde klasik su bardağı ölçüsü kullanıyorum. Sütten bir miktar ekledikten sonra nişastanın güzelce çözülmesi için karıştırıyorum. Çözüldükten sonra da geride kalan sütü ilave ediyorum ve artık sürekli karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Bu aşamada karıştırma işlemini lütfen bırakmayalım. Sürekli karıştırarak kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. Lütfen karıştırma işlemini bırakmayalım. Dibi tutmasın, topaklanmalar oluşmasın. Buna dikkat edelim. Evet, artık krema kıvamı koyulaştı. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Kaynamaya başladığında 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 pakette vanilin ekliyorum. Yağ eriyinceye kadar karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Tereyağı ile birlikte bakın kıvamı daha parlak ve daha güzel oldu. Tamamen tereyağı eridikten sonra ocağın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kremamızın soğuk olması gerekiyor. Kremayı çabuk soğuması için geniş bir kabın içine aldım. Şimdi tamamen soğudu. Üzerine 2 yemek kaşığı toz krem şanti ekliyorum. Bu kıvamını yumuşatacak, lezzetini artıracak. Krem şantiyi ilave ettikten sonra artık blenderdan geçirmek istiyorum. Arzu ederseniz çırpıcı da kullanabilirsiniz. Fakat blenderdan geçirdiğinizde içinde ufak da olsa topaklanmalar var ise daha pürüzsüz kıvam alıyor. Bakın çok güzel bir kıvam oldu. Artık kremamız hazır. Gördüğünüz gibi kremayı rahat kullanabilmek için sıkma torbasına koyuyorum. Kalıp olarak 20'ye 10 santimlik baton kalıp kullanıyorum. 3 adet kalıp bizim için yeterli geliyor. Kalıptan rahat çıkarabilmek için kalıpların içini sıvı yağ ile fırça ile yağlıyorum. Arzu ederseniz tabii ki su ile de ıslatabilirsiniz. Fakat en etkili yöntem bu şekilde sıvı yağ sürmek. Bunu söylemek istiyorum. Klasik petibör bisküvi kullanıyorum ve artık hazırlama işlemine geçiyorum. Bisküvilerden elime hemen bir tane alıyorum ve üzerine hazırlamış olduğum kremadan sıkıyorum. Kremasını bol kullanalım lütfen. Bol kreması olması gerekiyor. Lezzeti için bu önemli. Şimdi kremayı sıktıktan sonra gördüğünüz gibi üzerine bir diğer bisküvi koyuyorum ve kalıbın içine yerleştiriyorum. Bir tane daha hemen bakın bisküvi alıyorum elime. Tekrar kremadan üzerine sıkıyorum ve ikinci bisküvi üzerine kapatıyorum. Bisküvi üzerine kapattıktan sonra kalıba yerleştiriyorum. Kalıp doluncaya kadar, daha doğrusu kalıplar doluncaya kadar devam ediyorum. Tarifimiz için 1,5 paket petibör bisküvi yeterli geliyor. Söylediğim gibi 20'ye 10 santimlik 3 adet baton kalıp kullandım. Baton kalıp da bu şekilde hazırlıyorum. Daha boyutu uzun olan kalıbınız var ise ona göre de hazırlayabilirsiniz. 3 tane kalıbı hazırladıktan sonra artık çikolata sosu hazırlama işlemine geçiyorum. Tencereye 1,5 su bardağı toz şeker koyuyorum. 4,5 yemek kaşığı nişasta ekliyorum ve 4,5 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Bunları da tepeleme kullanıyorum. 4,5 yemek kaşığı da tepeleme kakaosunu ekliyorum ve çırpıcı yardımıyla kuru malzemeleri karıştırıyorum. Kuru malzemeler karıştıktan sonra
1,5 litre süt kullanıyorum. Sütün bir miktarını ekliyorum ve pürüzsüz kıvam alması için çırpıcı ile karıştırıyorum. Tamamen karıştıktan sonra kalan sütünü ilave ediyorum. Kalan sütü ekledikten sonra artık ocağın altını açıyorum ve sürekli karıştırarak çikolata sosunu pişiriyorum. Bu aşamada karıştırma işlemini bırakmıyoruz. Kaynayıp kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Artık güzel çırpıcı ile karıştırdıktan sonra kaşık ile devam etmek istiyorum. Bakın kıvamı koyulaşmaya başladı. Artık kaynamak üzere. Tamamen kaynamasını beklemenize gerek yok. Ufak tefek kaynamalar başladı. Bu aşamada parlaklık vermesi için bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilin ekliyorum. Tereyağı ile birlikte de bir yemek kaşığı kahvaltılık krem çikolatalardan ilave ediyorum. Bu da lezzetini artıracak. Malzeme eriyinceye kadar, yani çikolata ve tereyağı eriyinceye kadar karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Bu aşamada çok güzel kaynamaya başlayacak. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Yağ erimek üzere, çikolatası eridi. Çok güzel bir kıvamı var. Gördüğünüz gibi çok güzeldi. Artık kaynamaya başladı. Çikolata sosunu sıcak sıcak kullanacağız. Bu aşamaya geldiğinde zaten bir taşım kaynaması yeterli. Bir taşım kaynadıktan sonra artık hazır demektir. Bu aşamada arzu ederseniz çırpıcı yardımı ile çırpabilirsiniz kıvamını daha yumuşatmak için. Fakat hiçbir işlem yapmanıza da gerek yok. Bakın güzel karıştırarak pişirirseniz eğer çok güzel sonuç alırsınız. Bisküvilerin üzerine koyuyorum ve koyduktan sonra da kalıbı sallıyorum. Aradaki boşluk olan kısımlara çikolata sosun gelmesini sağlıyorum. Tekrar üzerine koyuyorum ve dolduruyorum. 3 tane kalıbımız da gördüğünüz gibi hazır. Bütün çikolata sosunu her birinin özellikle arasına gelmesine özen gösteriyorum ve sallayarak çikolata sosunu koyup kalıplarımı dolduruyorum. Bu aşamaya geldikten sonra da artık tamamen soğuyuncaya kadar oda ısısında bekletiyorum. Buz gibi oluncaya kadar soğuması gerekiyor. Tamamen soğuyuncaya kadar bekledikten sonra üzerini streç ile kaplayıp buzdolabına kaldırıyorum. Vaktiniz var ise mutlaka bir gece dinlendirmenizi öneririm. Eğer vaktiniz yok ise 4-5 saat dinlendirmeniz gerekiyor daha güzel sonuç alabilmek için. Artık tatlımız dinlendi ve buzdolabına gitmeye hazır. Tamamen dolaba koyup donmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi ben kalıplarımı bu şekilde poşet içine geçirdim. Daha kolaylık oldu. Şimdi hemen bir tanesini açıyorum ve size göstermek istiyorum. Sunumu şık, çok lezzetli, kalıp gibi çıkan nefis bir pasta hazırladık. Bisküvili pastaları seviyorsanız bisküvili pastayı bir de bu şekilde denemelisiniz. Hem lezzetli, hem sunumu şık, hem de farklı bir tarif oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Poşetini çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi hemen kalıbımı ters çeviriyorum ve çıkartıyorum. Bakın üst görüntüsü bu şekilde. Sallayarak aralarına da girmesini sağladık. Özellikle kenarları ve dip kısmına mutlaka gelsin ki servis yaparken bizi zorlamasın. Taban kısmına da gelmemesine özen gösteriyoruz ki bakın bu görüntüsü çok güzel. Dilimlerken de bisküvilerin arasından dilimlerseniz eğer çok güzel sonuç alırsınız. Şimdi hemen bir dilim servis tabağına sizler için alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi pastamız hazır. Çikolata soslu nefis bir pasta hazırladık. Bisküvili çikolata dilimleri yaptık. Çikolata lezzetini de alabileceğiniz nefis bir bisküvili pasta oldu. Arzu ettiğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Hiçbir şey ilave etmek zorunda da değilsiniz. Hem görüntüsü hem lezzeti şahane, güzel bir pasta oldu. Bir miktar Hindistan cevizi ve fıstık koyarak servis yapıyorum.
ve hemen sizler için küçük bir de doku testi yapmak istiyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.